Herkese tekrardan merhabalar. Natural Finansta'sınız. hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 7 Haziran 2023. Günlerden çarşamba. Saat 13.46. Ee, uzun zamandır gün içi analiz videoları çekmiyordum. Gün içi değerlendirme yorum videoları çekmiyordum. Ee, bunun kendime özel sebepleri var. Ee, bunları da ilerleyen günlerde gerekli görürsem ben açıklarım arkadaşlar. Ee, onun haricinde kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz. Bunları es geçmeyelim lütfen. Yani elinizden geldiğince destek olmanızı isterim ben. Bir de sorularınız olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Sormayı çekindiğiniz sorular varsa da açıklamalar kısmındaki Instagram adresinden bizlere ulaşıp oradan sorabilirsiniz arkadaşlar. şimdi gün içi analiz şeklinde olacak bu video. Bunun bir de detaylı inceleme şeklinde olanı olacak. Grafiklerine bakacağız hepsinin. Uzun vadeli yatırım için Neler yapabiliriz? bunları bakacağız. Bu enerji şirketleri olsun, son alkarlar olsun. Bunlar hakkında bir video gelecek arkadaşlar. Kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız kaçırmamış olursunuz mantıken videoyu. En geç pazar günü yüklemiş olurum. Bu hafta sonu yüklerim diye düşünüyorum. Cuma, cumartesi arası bir günde. O günlerin haricinde yüklemezsem de en geç pazar günü yüklemiş olurum videoyu. Bir de şu an talep toplayan 4 tane halka var bildiğiniz üzere. Bunların da hepsinin tek tek ayrı ayrı videoları var kanalımda. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ne kadar talep ettim, ne kadar beklentim var. Hepsini açıkladım. 4 video şeklinde ayrı ayrı hepsi var. Bunları da değerlendirebilirsiniz, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videolardan önceki videolar oluyor yanılmıyorsam. Bu çektiğim videodan önceki 4 video. Bunlar, o son halka hakkında olan videolar bunlar. Onun haricinde işte dediğim gibi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız mutlu edersiniz biz aynı zamanda. Çok uzatmadan videoya geçelim. Endeks bugün yaklaşık %3.79'luk bir yükselişte. Mehmet Şimşek'in borsa etkisi daha tam olarak belli değil arkadaşlar. Belli oldukça yani değiştikçe değerler sizlere yani bilgilendiriyor olacağız biz sizleri. Onun haricinde Seçimden sonra bildiğiniz üzere borsa bir yükselişte. Bugün de bir yükselişte özel olarak. Bugün günlerden çarşamba. Alışıla gelmişin dışında genelde çarşambaları borsalar yüksek olmaz. Türk borsası en azından. Çok uzatmadan devam edelim. CV enerji ile başlayalım. İki parça şeklinde olacak arkadaşlar. Bu videoda 4 halka karz olacak. Diğer videoda da 3 halka arzı analiz etmiş olacağız. Bu şekilde bir konsept ayarladık. CV Enerji ile devam edelim. Yaklaşık 0.18'lik düşüşte bugün. Enerji şirketleri bugün genelde yatay seviyede ilerliyorlar. İşlem adedi olarak yaklaşık 23 milyon alt e, özür dilerim 2 milyon 363 binlik bir işlem adedi var. İşlem hacmi ise 405 binlik bir işlem hacmi bulunuyor CV Enerji'nin. En yüksek gördüğü değerse e, 175.20 yani en zirve seviyesine yakın arkadaşlar. Bunun da en zirve seviyesi yanılmıyorsam e, 176.20 idi aynen baktığımızda. En düşük seviyesi ise 168.90 şeklinde bugün gördüğü fiyatlar. En zirve seviyesine yakın fiyatları görmüş bugün baktığımızda. Derinliğine bakalım. Ee, biraz daha emirlerin şu anlık alış ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Farklı farklı kademelere yerleştirilmiş emirler var. Yaklaşık 44.000 alış tarafında 29.000 de satış tarafında bulunan emirler bunlar arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda Ak, Yapı Kredi, Deniz, Tacirler, Tep, Oyak, Ahlatçı, Alnus, Alebe Yatırım, Investas, İş, Halk, Meksa, Global, Şeker, İNG şeklinde sıralanıyor. Satanlarda ise Bank of America diye bas bas bağırıyorum ben. Şu son enerji şirketlerine, son Alkarzon enerji şirketlerine Bank of America'nın oldukça ilgisi fazla arkadaşlar. Bunu her videoda dillendiriyorum ben. E, bugün de satan taraftalar detaylı bir şekilde ne kadar lot aldıklarını ne kadar sattıklarını bir tek video halinde ben yayınlayacağım zaten detaylı inceleyeceğiz bunları yani halka arz olduğu tarihten itibaren bakacağız bu değerleri bugün baktığımız değerlerse günlük değerler 7 Haziran içinde olan değerler bunlar Bank of America 116 bin not satmış A1 Kapital Gedik Garanti BBVA Info KMB Finans Vakıf Osmanlı Pilip Sanko Ziraat Acar Burgan Marbaş Bizim Anadolu şeklinde sıralanıyor. Euro Power devam edelim. Yaklaşık %0.11'lik bir yükselişte bugün. Ee, en yüksek değerine baktığımızda bugün 93.90. En düşük değerine baktığımızda da 90 şeklinde. İşlem adedi olarak yaklaşık 7 milyon 178 binlik bir işlem adedi bulunuyor Euro Power'ın. İşlem hacmi ise 658 binlik bir hacim bulunuyor Euro Power'da. derinlikte alışların bunda da CV enerjide olduğu gibi aynı şekilde 66 bin not alış 29.000 bin not satış tarafında hemen hemen iki katı alış emri var şu an farklı farklı kademelerde bekleyen. Mesela 91 lira olursa bu hissenin fiyatı 27 bin not alış emri gerçekleşecek bu şekilde arkadaşlar. Ee, devam edelim. Aracı kurumda dağılımına bakalım. İş baş rol baş sırada yer alıyor arkadaşlar. Birinci sırada 139 bin not ile birinci sırada yer alıyor. Euro Power'ın tahtasında. Deniz Ak, Osmanlı Pilip, Info Burgan, Oyak, Şeker, Marbaş, Meksa Ünlü, Global, ING, Ağlatçı, Sanko şeklinde sıralanıyor. Bank of America'da aynı şekilde bu hissede satanlar tarafında CV Enerji'de olduğu gibi 140 bin not ile birinci sırada yer alıyor. Ziraat, QNB Finans, Halk, Vakıf, Gedik, A1 Kapital, Tacirler, TEP, Yatırım Finansman, İntegral, Almus, Triv, Türk İş, ISP's, Türkiye, GCM şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Durdurup yavaşlatıp nasıl arz ederseniz izleyebilirsiniz. Astor'la devam edelim. Ee, yaklaşık %1.94 yükselişte son halka arz olan enerji şirketlerine baktığımızda bugün en çok yükselişte olan hissenin Astor olduğunu söyleyebiliriz. Ee, devam edelim çok uzatmadan. İşlem adedi olarak yaklaşık işlem adedi açısından da en fazla işlem adedi Astor'da bugün. 18 milyon 155 binlik bir işlem adedi bulunuyor Astor'un. İşlem hacmi ise 998 binlik hemen hemen 1 milyonluk bir hacim bulunuyor Astor'da da. En yüksek değer 55.90 en düşük değer 54.55. Artık bu hissenin tahtası ağır olduğundan yani artık halka niteliğinden çıktığından normal bir hisse gibi olduğundan bu hissenin fiyatı oynaması yani diğer halka arzlara göre daha zordur. Daha az oynaklık gösterebilir. Zaten ben bu hissenin patlamasını yaptığını düşünüyorum. Ee, gördüğü en yüksek fiyatta 66-78. Bunların daha detaylı videosu gelecek arkadaşlar. Kaçırmamak adına bildirimleri açın lütfen. Sizler, sizlerden ricam. Ee, gör, emirlerden de belli oluyor yaz çok arkadaşlar. Normal bir hisse gibi yerine oturduğunun farklı farklı kademelere Emirler koyulduğunun farkındayız, görüyoruz yani e, emirlerin fazla olması da bunları gösteriyor arkadaşlar. Normal bir ise yerine koyulduğunun artık farkında herkes. E, 369 bin not alış, 499 bin not satış tarafında bulunan emirler bunlar arkadaşlar. E, farklı farklı kademelere yerleştirilmiş olan emirler bunlar. Devam edelim. Aracı kurum dağılımı ile devam edelim. Astor'un alanlarda. Yapı kredi başrol oynuyor. Ee, çok büyük bir fark ile hemen hemen yaklaşık 913 bin bir alış emri gerçekleştirmiş bugün yapı kredi. Hemen hemen 1 milyon diyebiliriz buna. Ee, diğer kalan bütün aracı kurumları toplasak da e, bunun yarısı kadar etmeyeceğini görüyoruz zaten. Göz önünde bulunduruyoruz. Yapı kredi toplamış yani bugün arkadaşlar. Hissenin ayakta durmasını sağlamış. Baktığımızda Ahlatçı Ak yatırım Finansman Marbaş, QNB Finans, Osmanlı, Şeker, Alnus, Tep, Ata, Tera, Vakıf, Bizim, Global, İntegral şeklinde sıralanıyor. Satanlarda ise İş, Deniz, Tacirler, Triv, Pilip, Halk, Info, Garanti, BBVA, Midas, Oyak, Meksa, ING, A1 Kapital, Piramit, Bank of America, Türk iş şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Devam edelim. Ee, neyle devam edelim? Bir hisse daha ekleyelim şu an buna. Ee, diğer kalan hisseleri de İki parça şeklinde yapmak zorundayız videoyu. Çünkü Kayseri ile bir an yapı ürünlerini bu videoya dahil etmeyeceğim. Onlar son iki halka arz olduğu için ayrı bir videoda anlatmak istedim onları. O yüzden bu videoda şu an Big Chefs devam edelim. Ee, herhangi bir sıralanış yok bu tanıttığım hisselerin. Ya rastgele seçiyoruz yani bilginiz olsun. Kafanızda bir karışıklık soru işareti kalmasın yani. Yaklaşık 1.907.000'lik bir işlem adedi bulunuyor arkadaşlar. İşlem adedi açısından da oldukça düşük. İşlem hacmi ise 41 binlik bir hacim bulunuyor Big Chefs'te. Bugün gördüğünüz en yüksek fiyat 22.32 en düşük fiyatsa 21.78 şeklinde arkadaşlar. Daha detaylı videolar gelecek her hisseye baktığımda bunu söylüyorum. Derinlik kısmında da bugün emirlerin alış ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Kapanışa doğru ben biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben Big Chef'in kapanışa doğru biraz daha artış göstereceği tarafındayım. Düşüncelerim bu doğrultuda. 114 bin alış tarafında 24.000 ise satış tarafında bulunan emirler bunlar arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda Yapı Kredi başrol oynuyor. A1 Kapital, Gedik, Oyak, QNB Finans, Marbaş, Deniz, Garanti BBVA, Piramit, Tep, Osmanlı, Pilip, Tacirler, Midas, investas, Şeker şeklinde sıralanıyor. Alan taraf arkadaşlar bunlar. Satanlarda ise Bank of America, Global, Vakıf, Halk, İş, Info, Yatırım, Finansman, Triv, Alnus, Ziraat, Ak, ING, Anadolu, Atop, Sanka, Ünlü şeklinde sıralanıyor arkadaşlar. Ee, şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu videonun da part 2'si yaklaşık yarım saat içinde gelecektir. Onda da bien yapı ürünleri, Kayseri şeker fabrikaları ve grain Türk tarımı analiz edeceğiz. Yorumlayacağız kendimize göre. Ee, kaçırmamak adına bizlere destek olmak adına aynı zamanda kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok minnettar olurum arkadaşlar sizlere. Sorularınız olursa da yorumlar kısmında bekliyorum. Anında cevaplarız yani. Sıkıntı yok. Instagram kısmından da Açıklamalar kısmından da Instagram adresimize ulaşabilirsiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.